Cihat, Allah'ın sözü en son söz olsun. Herkes Allah'a kul olsun diye yapılan her işin adıdır. Evet. Sadece silah kullanmak değildir cihat. Evet. Her yapılan iş gerektiğinde cihat olabilir. Bu iki açıdan yapılır. Bir, Müslüman olarak benim kendi üzerimdeki cihadım, sabah namazına kalkmam, evet, yeryüzünde Allah adına seher vaktinde secde yapılması demek olduğu için bir cihattır. Evet. Kendimi şehvetlerden engellemem bir cihattır. Evet hocam. Haram yememem bir cihattır. Evet. Belki de en önemli cihat olacak faize karşı kendimi koruyabildiğim zaman. Evet. Benim hangi hareketimin cihat olacağı, şeytanın beni gıdıkladığı, beni tavize zorladığı şeylerle ortaya çıkar. Evet. Dolayısıyla bunun için ümmeti Muhammed'in büyük meclisinin toplanıp karar vermesi gerekmiyor benim sabah namazına kalkmamla ilgili. Bu karar Allah verdi zaten. Evet. Peygamberi aleyhissalatü vesselam da emretti. Ama cihadın ikinci insanlarla ilgili bölümü vardır. Evet. Şuraya cami yapılması cihat olabilir. Evet. Şuradaki gençlerin şuraya götürülmesi cihat olabilir. Canla ilgili, birisinin malı ile ilgili boyutu olan cihat kararlarını bireyler vermezler. Evet. Bunu ümmetin sorumluluğunu omuzlanmış ulema vermelidir. Evet. Tek bir alim de vermez. Evet. Bu büyük bir sorumluluktur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Bedir mücahitlerini, Bedir, evet, gazvesine katılmış olan mücahitleri Medine'nin dışına çıkmayacaksınız diye ikaz etti. Neden? Evet. Çünkü ben burada İslam'ın devletini idare ediyorum. Evet. Siz Medine'nin dışına çıkarsanız ben kimle istişare edip bu kararları vereceğim dedi. Evet. Biz koca adaletin simgesi Ömer'e bakıyoruz. Tek başına ümmeti ilgilendiren şeylerle ilgili karar veremiyor. Evet. Dolayısıyla bir insan kendi nefsiyle ilgili cihatta Allah'ın emri belli, peygamberin sünneti belli, zaten cihadını yapacak. Ama insanların mallarıyla ve canlarıyla ilgili, evet, ümmetin prestijiyle ilgili, Müslümanların dünya üzerindeki varlıklarıyla ilgili konularda, evet, ümmetin alimleri, ki ümmetin sorumluluğunu onlar taşıyorlar, onların verdiği kararlarla cihat yapılır. Evet hocam. Bunun dışında yapılan cihat görünürde Allah'ın emri uygulanıyor gibi görülür. Ama öbür taraftan ümmeti Muhammed bunun bedelini yıllarca acı faturalar olarak öder. Bu yapan kişilerde bu sevap kazanıyorum diye yaptıkları şeyde iyi niyetlerinden başka bir şey kalmaz onlara. Evet, bedel öderler.